Nasıl anlatacaksın yani? Anlamadığın bir şeyi. Şimdi bir de okuyayım. Hatem Allah ala kulubihim ve ala semihim ve ala ibsalim gishave ve lehum azabun azim. Mukaddeme. Bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Ehli itizal, ehli cebir, ehli sünnet. Üç tane cemaat. Yani tabirleri bildik mi çok kolay. Ya. Tabirleri. İşte kaderde ihtiyar, irade, kader, kaza. Bildin mi o kadar? Yani üç tane, dört tane de değil. İhtiyar, irade. Tamam. Bizde bu. Kader ise bizim dışımızda. Şöyle diyeyim. Daha hoşunuza gidecek zannediyorum. İman esaslarında hepsinin vücud haricisi var. Vücud haricisi var derken öyle mahluk değil. Amentu billahi. Allah var yani. Bizim dışımızda bir şey. Allah bizim dışımızda bir var. Var yani. Ve melaiketi. Bizim dışımızda var. Ve melaiketi. Melekleri. Ve kütübi. Var yani. Vücudu var. Anlıyorsunuz değil mi bunu? Var. Ve rusuli. Peygamberler. He? Ve yevmil ahir. Gene bizim dışımızda var. Ondan sonra. Buraya kadar hep var biliyor musunuz? Var varlık. Buraya kadar hep var varlık. Kadını bakayım. Buraya kadar hep böyle haber veriliyor varlıktan. Sonucusunda vücudu olmayan içeri izah edilen bir şey var. Ve bil kaderi bırakmıyorlar. Hayrihi ve şerrihi. İzah yapılıyor. Hiçbirisinin izah yok. Abdurrahman. Amentu billahi. Kaderdeki hayır ve şerler hepsi için. Ama yani onun için izaha tutmuşlar yani. İzaha ihtiyaç duyulmuş. Bak kaderin vücudu var mı? Yok. Kaderin vücudu yok. Amentu billahi. Allah bizim dışımızda. Ve melaiketi bizim dışımızda. Ve kütübi bizim dışımızda. Ve rusulü bizim dışımızda. Ve haşrihi bizim dışımızda. Kader kim? İlmiyle. Yani vücudu yok. Neye benziyor? Niye tanımlayamıyoruz? Bak böyle bildin mi? Böyle adım adım soru sorduk mu? Matematiğe benzer. Fizik var mı? Var tabii. Vücudu arayacağız. Coğrafya var mı? Var. Matematik var mı? Var ama vücudu yoktur. Her şeyi tanımladığı için kendisinin vücudu yoktur. Matematiğin vücudu yoktur. Varlığı kaldırırsanız matematik gene vardır. Yani şu. Big Bang deniliyor. Değil mi? Ne deniliyor? Sıfır zaman, sıfır mekan. E bak sıfır diyorsun. Mekandan da önce bak sıfır diyorsun. Matematik çok kolay diyoruz. 2 çarpı 3, 5 ediyor. Yani öyle bir sayı yok yani. Yani piyasa, böyle 5 yok havada bir şey. Vücudu yok yani. Yani fiziği kim yaptı, kim yarattı sorulabiliyor. Armut elmayı kim yarattı sorulabiliyor. Ama matematiği kim yarattı sorulamaz. Çünkü vücudu yok ama yok varlık ama her şeyi tanımlıyor. Niçin muayyen bir vücudu yok? Biraz duruyorum ama kolay olacak kader anlayışımız. Kader matematik yok varlık. Her şeyi tanımlayanın kendisi tanımlanmaması gerekiyor. Her şeyin vücudu olan kendisinin muayyen bir vücudu olmaması lazım. Bütün renkleri tazamun edenin kendi rengi olmaması lazım. Sıfır. Bütün sayıları tazamun etmiyor mu? Sıfır kaldırırsanız bir var mı? Yok. Sıfırın vücudu, sayısal değeri yok. Ama bütün sayısallar onunla bilinir. Sıfır yoksa bir yoktur. Bir yok. Yani kadere benziyor. Mesela fiziği kim yaptı? Tabiatı kim yaptı? Güneşi kim yaptı? Sorulabilir ama kimyayı kim yaptı? Sorulabilir. Vücudu var kimyanın. Biyolojinin var vücudu. Ama matematiğin vücudu haricisi yoktur. Ateist var bir tane. İsmini vermeyeyim şu anda. Dinsiz. Kendisi matematik profesörü olduğu halde dinsizliği felsefeden gidiyor. Lan en iyi bildiğin konu matematik. Niye inkarı matematiğine değerlendirmiyorsun? Yani onu kim yaptı, onu kim yaptı aynı soruyor. Peki kendi mesleğini sorayım. Matematiği kim yarattı? Vücudu yok ki yarattı sorulsun. Vücut haricisi yok ki.
ondan önce bir şey olsun. Ateistin birisi bir soru sordu. Ben de sonsuza inanmıyorum. Ben de tahtaya kaldırdım öğretmen olduğum için. Ha, öğretmensin ne lütfen? Öğretmen dedim. Biri üçe böl ama dedim git gideceksin. Durmak yok. Biri üçe böl. Biri üçe böldüm. Biraz gittim. Duracak mı? Başka hiç olsun yok. Sonsuz çünkü. Sonsuz. Eksi biri şimdi üçe böl. Bu da sonsuz. Ezeli ve ebedi. Eksi bir ezeli. Ne diye? Diyecek bir şey yok ki. Hocam bir şey konuşamıyor yani. Ya gidecek, gidemeyeceğine göre. Evet. Yani matematik, bak arkadaşlar, vücudu yoktur. Yani vücut haricisi yoktur. Her şeyin vücudu olduğu için. Tamam. Kaldıramazsınız. Bak Big Bang sıfır zaman demiyor mu Ömer? Elfa sıfır bak. Sıfır mekan demiyor mu? Evet mekan bitmiş ama zaman daha yeni başlıyor. Sıfır dediğine göre eksiği zaman da var. Matematik yeterli. Evet. Mesela çok tuhaftı. Bir daha söyleyeyim. Kendisi, yani Dawkins var ya. Kendisi matematik profesörüdür. Dünyaca meşhur. En büyük ateistlerdendir. İnkarın en büyük sahası olan matematikte yapması gerekirken ayrıca felsefe okuyor, felsefeden yapıyor. Cerbezi yapıyor yani. Yapsana matematikten. Matematiği kim yarattı sorulamaz. Allah'a kim yarattı sorulabiliyor. Matematik sorulamaz. Bunu soruyor kendisi matematik. Peki senin bildiğin matematik yoktur diyemezsin. Var mı? Var. Varsa kim yarattı onu? Matematik var mı? Var. Kim yarattı? Var mı? Vücudu var mı? Yok. Matematik var ama vücudu yok. Mesela 5'ten 2 çıkarın 3. Nerede? İnsan kafasında öyle bir şey yok yani işte. Ama 5 tane elmayı bu tarafa 2 tanesini alırsanız kalır orada bir şey. Şimdi bu ehli itizal, mutezile ile ehli cebir, ehli sünnet. Bu tabirleri fazla yürümeyeceğim yani. Kader işi yapacağım. İhtiyarı, matematiği, doğayı anlattım biraz. Şimdi cebiri anlatacağım. Cebriye, mutezile, ehli sünnet. 3 tane kader üzerine. İtikat, 3 tane itikat var. Mutezile der ki, mutezile, kader mader yoktur. Kısacası tamam mı? İnsan fiilinin halikidir. Kendi fiilinin halikidir. İnsan kendi tövbe, fiilini kendisi yapar. Elini kendisi kaldırır. Kur'an'ı kendisi kaldırır. Şarabı da kendi kaldırır. Hayır. O öyle der. Cebriye der ki Cebriye, insanın ihtiyar ve iradesi yoktur. Tamamen kader yapar. Cebriye de bu. Yani insanın hiçbir methali yoktur. Kişi fiilinin halik hiç değil. Hiçbir. Yani biz kurumuş bir yaprak rüzgarın önündeki gibiyiz diyor. Cüz-i ihtiyarı da nefret ediyor. Her şeyi nefret ediyor. Ne güzel. Cüz-i ihtiyarı da nefret ediyor. Değil irade. İhtiyar hiçbir şey yok. Cebriye zaten. Adı Cebriye. Cebredici. Mutezile ise tam tersine tamamen fiilin halik insandır. Kaderle alakası yok. Kaderin kâr eder. Ehl-i sünnet ve cemaat kaderi de iman eder. Cüz ihtiyarı da ortaya koyar. Şimdi kader, cüz ihtiyarı ve iradeyi tanımlıyorum size. Üzerine çalışmış olarak söylüyorum. Ama şimdiki bilgimle tabii. Bu benim değil. Nedir o? Risale'de irade vicdana aittir. Soğan gibi düşünün. Soğan kabuğunun dışında siyah, kırmızı var ya, Ömer, Osman, içeri gireceğiz. En dışında doktorum, irade. Şeyin, vicdanın en dışında irade var. İçine gir, biraz daha. Zihin. İçine biri daha gir. His. Biraz da içine gir. Latife-i Rabbaniye. Bu Risale'nin de geçiyor. Demek ki iradenin yeri neresi abiler? Vicdani. Peki, cüz-i ihtiyarın yeri neresidir? Tercih ettiğimiz. Hayvanlarda da vardır diyor 24. sözde. Yani mesela arı çiçeğe konar, taşa konmaz. Kedi ekmek yemez, et yer. Bu bir tercihtir. Bu hayvanlarda da vardır. İhtiyar. İhtiyar dimağa aittir. Kafaya ait. Kafanındır. İhtiyar aklidir. Yani kafaya aittir. İrade vicdanidir. Tamam mı abiler? Şimdi
İrade enfus alemimizi yapılandırır. Duygularımızı, hislerimizi, yani iç dünyamızı tanzim eder. Elestu bi rabbikum ese. O dış haliyle ilgisi yok. İrade iç alemimizi tanzim eder. İhtiyar ise dış dünyayı tanzim eder. Şu mu o mu? Şimdiki zamana astır. Yani hayvanlarda da olduğu için ihtiyar bizde de var. Hayvanet mertebesidir. Öyle ezber diyorum ama ihtiyarla senelerce çalıştığım için söylüyorum. Yani şu. İhtiyar geçmiş ve gelecekte değil, hazır anda bu mu, o mu, şu mu? Hangisini tercih edeyim? Hayvanlık onun için denmiş. Yani sen kediye desen ki bak kediciğim şimdi yeme, tamam şimdi bu eti yeme, bir parça ekmek de geçiştir, yarım saat sonra sana ciğer geliyor bir kilo. Dinler mi? Dinlemez. Böyledir hayvanet. İhtiyar sahibi olan, yani vicdanı zayıf, vicdaniyeti çalışmayanın otomatik olarak iradesi, zihni, hissi, latife lakmanisi de çalışmaz demektir, değil mi? Vicdaniyet bu yani. Vicdaniyetin içinde olduğuna göre irade, vicdan zayıfsa irade de zayıf. İrade devreye girmezse insan ne ile amel eder? Hareket eder. İhtiyarıyla hareket eder. İhtiyarıyla hareket eder. İhtiyar da neydi? Denilse ki o kediye, aynı bize de Allah dese ki ihtiyara, ey kulum bu işten vazgeç, tamam mı? Bu işten vazgeç, gelecekte sana şunları şunları vereceğim. Tamam? Yani ne zaman gelecek? Gelecek dişi yoktur ihtiyarın. Ya ben sana geçmişte de yapmıştım bu ili. Geçmişe de geçmez. İhtiyar andadır. Biri hazırda tercih, biri gaybı hazıra. Hazıra. Harika. Birisi hazırdaki tercihtir ihtiyar. İrade ise geçmişi, bak geçmiş ile geleceğe bakıp hazırda tercih eder. İç yapılandırma. İrade içsel aleme bakar, ihtiyar dış aleme bakar. Tamam mı abiler? Kader isim, kader ise ikisini cem eder. Hali ve vicdanidir diyor. Vicdani demek irade, his, in vesaire. Hali ise insanın ona bakışı da ortaya çıkan şey durumu. Mesela diyelim ki adam dinle, imanla alakası yok, yaptı, kaderden dem vuramaz. Ama Müslüman bunu yapar. Niçin? Yani bela ve musibet tanımlayamadı, izah edemedi, kanserdir, ölümdür. Ha, nedir o? Ona rahmet olsun diye, sırtındaki yük alayım diye, gemi yükünü bırakmak adına kader karşısına geliyor, merak etme. Kaderin buydu diyor. Olduğu kadar, olmayan kader diyor Gazali. Müslümanın imdadıdır. Patlayacak deponun tahliyesi bu budur. Hali ve vicdanidir. Yani ruhtaki alettir ve vicdaniyattır. Neydi? Kader, hali ve vicdanidir. Hal, halet yani ruhun özelliğidir latifeler. Bir de vicdanidir diyor. Peki niye biz onu yapıyoruz? Ha, kader o beş tane iman esasına inanan kişinin ruhunda ve vicdanında ve ruhunda meydana, bir daha söylüyorum. Beş tane iman esasına iman eden kişinin vicdanına ve ruhuna yaptığı tesir ile, beş tane iman esasıyla kendini ümitli, güvenli, teslimiyetli ve Allah'a karşı nokta istinat ve nokta istimdadı olan bir zat, insan ortaya çıkıyor. Yani beş tane iman esasına iman eden kişinin kendisi. Kader geneldir. Şöyle diyeyim. Top sahasının kuralı vardır. Seyirciler şuradadır. Top sahasının uzunluğu bellidir. Şu olursa taç olur, şu olursa penaltı olur, şöyle olur. Bu komple herkesin 11-11 oynayacak. Bu komplesine kader denilir. Top sahasının içinde futbolcunun koyacağı kuralları, kendisine göre yapacağı oyunları, o onun ihtiyarıdır. Tamam? İç aleminde kurguladığı iradesidir. Kendi oyunda yaptığı tercihler ihtiyardır. Bu ihtiyar ve iradesini komple kuşatan ve onun dışında olan bütün o seyircileri ve sistemin adı kaderdir. Tamam? Şimdi Cebri'yi anladık. Ehl-i Sünnet ne diyor? İradeyi ve ihtiyarı da
beraber teyit ediyor. İşaret Üzer'den okuyoruz. Yani zor değil değil mi? Anlaşılıyor. Yani kader top sahasının topla alakalı umumi bir kuraldır. Kişiye ait değildir. Bu kuralı koyamazsın. Ya ben penaltı saymıyorum. Taş saymıyorum diyemezsin. Yani burada uygulayalım. Var güneşin doğmasını istemiyorum. Öyle bir şey yok. Güneş doğacaktır. Senin elinde değil. Annen baban kim olacak? Senin elinde değil. Ne zaman öleceksin? Senin elinde değil. Rızık senin elinde değil. Ama ilim senin elinde. Ha, bu senin dışındaki bütün sistemin adı, kainatın yazılımı kaderdir. Kainat. Bu kainat içerisinde kişinin andaki tercihleri ihtiyar, bu iç alemini esas alıp nokta istinat Allah, nokta istinat ahiret, Allah ve ahireti nazara alarak geçmişi ve geleceği anda tercih eden iradedir. İrade iki zamanı beraber alıp halde tercih eder. Geçmiş ile geleceğe bakıp anda tercih eder. İhtiyar, bir daha söylüyorum, geçmiş ve gelecekle alakası yoktur, anda tercih eder. İhtiyar da aklidir, irade vicdanidir. Kader de komple kainat sisteminin yazılımıdır. Onun kopyası insandadır. Kainat. Onun için kader adalet eder diyor. Kader zulmeder diyor. Kader rızkımızı tayin etti diyor. Kainat sistemi bütünlüğüdür. Ustadın söylediğini söylüyor. Kader adalet eder diyor. Kader bizi sevk etti diyor. Kader tokatladı diyor. Evet. O zaman o tercih içerisindeki, top sahasının içerisindeki tercih içindeki tercihimdir. Güneş ne zaman doğacak bana bırakmamış. Ya biraz geç kaldım güneşte. Biraz yatsaydım da güneş biraz geç de olsa o yok. Sen böyle bir tercihin yok. Tamam? Şimdi gidiyoruz. Kader eşittir matematikte ya. Bütün sayısal onunla belirlenir. Kendisinin bir değeri yoktur. Ve vücudu yoktur. Bütün fenlerin yazılımıdır matematik. Kimyanın da değil mi doktor? Tıbbın da yazılımı, matematik. Her şeyin. Matematik kaldırırsanız ne kimya kalır ne tıp kalır. Hiçbir şey kalmaz. Fizik de kalmaz. Ama kendisinin vücudu yok. Ama inkar edilemez. Bir sistem. Ya 2 artı 2 niye 4 etsin? Ben 10 etmesini istiyorum. Ya olmaz ya. Hiç kimsenin aklına gelmiyor böyle bir şey. Ha kader böyle bir şey. 2 artı 2 eşittir 4'tür demektir kader. Kainatın sistemidir. Anladın mı? Kader herkese çalışıyor. Hiç kimsenin aklına gelmez. Ya vücudu yok ya. Tutulmaz, gözükme. Matematik gören var mı? Matematik kim yarattı? Vücudu yok, hacmi yok, ağırlığı yok, kilosu yok. Yok yani, yok var. Ama hiç kimsenin aklına da gelmez ki. Ola matematik kim yarattı acaba ya? Yani aklına gelmez. Ha, kader bu, böyle bir şey. Yani bir daha, kainatın yazılımıdır. Kader. Onun insanda, insandaki karşılığıdır. Bunu neyle girersin kader sistemine? Kader diyor, vicdani ve alidir. Bunu neyle girersin? İç alemini iradeyle, çünkü irade vicdanidir. Dış alemini iltizamdır. İltizam dimağa aittir, dimağdaki mertebedir. İhtiyar iltizamdır diyor. İltizamla alakalı, yani ihtiyar aklidir, gavurda da vardır. İrade gavurda yoktur. Gavurda düşünme vardır, tefekkür yoktur. Tefekkür âli bir ruhun özelliğidir. İhtiyar vardır gavurda, düşünce vardır, tefekkür zannediyor. Kafirde tercih vardır. Bu geçmiş ve gelecekle alakası olmadığı için andadır, ihtiyardır, iradeleri yoktur. İrade vicdanidir, vicdanın içindeki sıfattır. Vicdaniyata ne kadar çalışırsa irade o kadar çalışır. Vicdanın içinde ya. İrade, zihniz, latife, rabbani, komple karıştırırsan pekmez detayını, nasıl homojen bir şey oluyor, karma. İşte bu dört tane irade, zihniz, latife, rabbani karıştırın, onun hulasasına, macununa vicdan denilir abiler. Bu zaman en büyük hastalığı camı elmasa tercih etmek. Burası. İhtiyarı kullanıyor. İhtiyar kullanıyor, irade ile alakaları yok. İrade içsel. Eylemi yapayım. Diş dünyamızı yap, yapma, git, gitme. Çünkü ben hastayım bu işe. Bunsuz olmaz. Kastam onudur. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme, siyasete girme falan. Bu kastam onudur. İhtiyar. İç alemini, şunun namazı kılınır mı, şöyle yapılır mı, şuna bakılır mı, böyle
haletleri mesela, tamam mı? Bunlar da Emirdağ layıkası. Bu da iç aleminin yapılandıran bir eser. Dış dünyamızı yapılandıran Kastamonu, iç alemimizi yapılandıran Emirdağ, idealist bir dava adamının ruh malzemeleri ise Balla layıkası. Tamam. Ehli itizal, ehli cebir, ehli sünnet ve cemaat gibi ehli kelamın şu ayet-i azimenin altında yaptıkları muhabere ilmiyelerini dinleyelim. Zira bu gibi fikri hapler ehli nazarı dikkate davet eder. İnanaleyh onların bu ayette takip ettikleri cihetleri kontrol lazımdır. Yani bu bilgili olduktan sonra bak bundan sonra çok rahat yürüyeceksiniz. Evet, ehli sünnet ve cemaatın sırat-ı müstakim üzerine olduğunu. Niye? Çünkü kader inkar etmiyor, iradeyi de inkar etmiyor. Ehli mutezile diyor, ehli itizal kader inkar etmiş. Cebir ihtiyar inkar etmiş. Ehli sünnet ikisini de almış. Ne diyor biliyor musun? Ehli itizal diyor, mutezile gelecekte doğrudur diyor. Müslüman, ehli sünnet ve cemaat kaderim neyse olacak değil. Gelecek bize göre nedir? Tekliftir. Bakayım ne yapacaksın? Geçmiş ise kaderdir. Tamam. Ehl-i sünnet ne der? Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Mutezile ne der? Geçmiş ve gelecek hep insanla alakalıdır. Kader mader yoktur. Şia mezhebi itikadında, Şia İran'da kadere iman yoktur. Onun yerine adalete iman vardır. Tamam mı? Onların şeyleri, itikatları 7 tanedir. Şimdi bir daha, cebriye nerede doğrudur bizde? Geçmişte doğrudur. Ehl-i sünnet ne der? Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Gelecek bakalım ne yapacaksın teklif ediyor. Mutezile, itizal gelecekte doğrudur. Cebriye bizde geçmişte doğrudur. Ehl-i sünnet ne yapıyor? İkisini de alıyor. Diyor ki sen geçmişte doğrusun, sen gelecekte doğrusun. Bu nasıl bir şey ya, anlık kavrayış ya. Nasıl bir bakış ya ehl-i sünnet ya. Tuhaf yani. Bak sen bütün yanlış değilsin. Sen şu konuda yanlışsın, sen de bu konuda. Sen geçmişte yanlışsın, sen gelecekte yanlışsın. Tamam mı abi? Bak kolay. Binali biz diyoruz ki ya böyle ve tasarruf şey yapamadılar. Tabii. Şimdi konuşursun, İsa'nın altına girmişsin. Ama kardeşim nasıl mucize adamlar ki? O girmiş bedene, geçmiş arkaya ihtiyar verade, geçmiş arkaya meylan tasavvuf. Ulan sen o meylan ve tasavvufu nereden gördün ya? Şöyle demiş, böyle demiş, biz de konuşuyoruz bak. Tabi Risale-i Nur'a binmişiz dalına. Ama ustattır, bu eşaridir, Cebriye. Ya nasıl abi işini bırakmışlar Osmanlı'da bütün bu işleri, ömürleri. Bu olmuş ya. Gel de kalkıyorsun. Ustad da şöyledir böyle demiyor. Bakın aşağı kalit etmiyor Cebrail Mutezile. Adamın mazide doğrudur. Ötekisi de istikbale doğru. Ama Mutezile dahi olsa Osman benim de aynı öyle. Aklım duruyor. Senin ne işin var meylanda ve tasarrufta ya? Ustad ne yapmış? Geçmiş arkaya eneye. Emanet-i Kübra'yı alimler ruh demiş bazı alimler. Kur'an demiş. Hayat demiş. Tam iman demişler. Ustad da ne demiş emanete. Peki emaneti de birisi almış da eneği vermiş. O ene ben olan ben. Ya kardeşim ben olan ben diyebilmek için 11. hakikat var ya 10. sözde. 11. hakikatta 11 tane madde var. O 11 tane madde bizde inkişaf nispetinde beşeriyetten insan oluyoruz. Beşer demek şerlerle dolu demektir. Ne kadar o şerlerden sıyrılıp da Allah'ın dediği gibi tarzda olursak insan oluyoruz o nispette. Ya kardeşim 11 tane Mustafa 11 tane maddeyi nasıl tanımlamış ya? Aklım duruyor ya. Deli olacağım ya. Meyla ve tasarruf ya biraz meşgul oluyor mu? Ömrüm ya ömrüm tasarruf. 30-40 sene geçiyor. Ben tabon ruhta neresinde diye. Ziyayattır, zihşurdu, kanun emri var ya böyle. Emri ismi emri. Meşgul oldum. Ya bu acayip beni sarsıyor. Yani şey. Ya bırak doğru yanlışı. Adam nasıl bulmuş onu ya? Ondan sonra kalkıyor bir tanesi de.
affedersin, taharet almayı bilmez. Ramazan'da nasıl taharet alınır, diğer zamanda nasıl alınır, haçı duydum diyecek. Ondan sonra bunları beğenmeyecek. Benim de şeyim geliyor ya. Ettikleri cihetleri kontrol lazımdır. Evet, ehli sünnet ve cemaatin sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu, ötekilerin ya ifrata veya tefritte maruz kaldıklarını ispat için bazı münasebetlerin zikri lazımdır. Bir tanesi ifrat, bir tanesi tefrit. İfrat hangisidir? Ne oldu diyecek olan var mı? Mutezile ifrat mıdır, tefrit midir? İfrat etmiş. İfrat, evet. Cebriye hiç yoktur demiş ya. Ne kaderi diyor. Tamamen insana vermiş. Kişi fiilinin halikidir demiş. Cebriye ne demiş? İnsanı da tefrit etmiş. Hiç midhal yok ki. Ne ihtiyar var, ne var. Tamamen kurumuş bir yaprak gibi rüzgarın önünde oyuncaktır. İstediği gibi oynatır bu. O da tefrit etmiş ya. Yani. Evet, ehli sünnet ve cemaatten ne yapmış yapmış. Birincisi tahakkuk etmiş hakikattendir ki tesir hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Tesir hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Yani ama onu yön veren sensin yani. Mesela direksiyonu tuttun. Hani tesiri seninle alakası yok. Yön veriyorsun arabaya. Motor çalışıyor kardeşim, arabayı yürüten değil ki. Çok tuhaftır. Dışarıdan bakınca farklı oluyor, içeriden bakınca farklı oluyor. İhtiyar ve irade öyledir. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor. Gir içeriye. İçeriden bakınca şoför arabayı götürüyor. İçeriden bakınca irade ihtiyara sahiptir. Dışarıdan bakınca ihtiyar iradeyi almıştır. Anladın mı? İhtiyar olmasa sırf iradeyle hareket edersen, ustad ne diyor? 17. sözde. Cüz ihtiyarımda vazgeçtim. Neyle hareket ediyor? İrade. Yani 3. sayı. Bütün terki dünya. Yaşanmaz ki o. Yani bizi göre yaşan. Ne baklavası var, ne kavurması var, ne çayı var değil mi o kal? Böyle de olmaz ki ya. İBB'ye gitmez, patates kızartması yok falan. Yani ihtiyarım yok diyor. Yani cüz ihtiyarımda vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyorsun? O da bir tercihtir. Sonra iradesiyle vazgeçmiş. Yani bütün geçmiş arkaya, bir bırakmış arkaya. Siz oyalanın diyor şu bedensel hayatta. Ve cüz-i ihtiyarı hep anlatır 10. sözde. İman gelir diyor, onun diyor cüz-i ihtiyarı şundan şey yapar diyor. Evet, bir de birincisi neymiş? Tahakkuk etmiş hakikattandır ki tesir hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Öyleyse el itizalin abde verdiği tesir hakiki hilaf hakikattır. Ehl-i tizali buradan bitiriyor. Ehl-i tizal demiş ya, tesir hakiki insana aittir. Ehl-i sünnet diyor ki hayır, tesir hakiki Allah'ındır. Eşyanın melekütü ciddi Allah'ın elindedir. Allah'ın kudretiyle oluyor. Sana bir, yani bu düğme mesela asansördür, araba şeyi. Düğmeye nereye basarsan tak diye seni götürüyor. Seni götürmesinin sebebi götüren sen değilsin ama sen aktif ediyorsun. Sen hedef gösteriyorsun direksiyon gibi. Asansör gibi vesaire. Ama ona sen sebebiyet veriyorsun. Ama sistem senin değil. O asansör sistemi kaderdir. Arabanın sistemi kaderdir. Ama direksiyon ona yön veren ihtiyardır. Dolayısıyla tesir hakiki Allah'ındır. Bu cihette ehli itizalin abde verdiği tesir hakiki iptal. İkincisi, Allah hakimdir. Öyleyse Allah adil, hakim değil. A çekmiyor. Hakim. İ çekiyor. Tamam. Ne farkı var? Hakim olsa hükmeden. Her şeyle, bak bir şeyle her şeye, her şeyle bir şeyi yöneten, her şeye hakim olan Allah. Hakim olsa, A çekse. Hakim. İ olsa takke. Bak görüyor musun? İnsan sadeleştirmemenin cinayetine bakın. Hakim olsa hükmeden. Ne olur o zaman? Yani her şeyi anlamı için yapmış. Mesela takke ile nokta şey yapalım. Hasani desen hasanık anlarsın. Takke koyun sonundaki inin hasani. Hasan da hasanın kendisi değil. Hasana ait olan, mensup olduğu şeyden bahsediyor. Bu hasanidir ya. Bu hasani meşreptir. Bu hasani arabadır vesaire. Hasan alakalı, hasanındır. Nokta olursa hasanın kendisi olur. Gel de sadeleştirin. Evet bir kar. Cinayete bak ya. Bana ait olan nerede, ben nerede? Zaten bilerek yapıyorlar. Yani. Aferin. Güzel dedin, vazgeçtim tam fikrimden. Bilerek yapıyorlar. Bildikleri için, cahil oldukları için yapmıyorlar.
Allah hakimdir. Öyleyse sevap ve ikab abes değildir. Ancak istikaka göredir. Öyleyse istilal ve cebir yoktur. Allah hakimdir. Hikmet sahibidir. Öyleyse cebir yok yani. Cebir de buradan devre dışı oldu. Üçüncüsü, her şeyin, bak bu da çok acayip bir şey. Bak birincisini okuduk. Tahakkuk etmiş ki tesir hakiki Allah'ındır. İkincisi nedir? Allah hakimdir. Abes hiç yapmaz. O zaman tahakküm ve cebir yoktur. Üçüncüye bakın. Abi ikincisine şey mi yani? Hem senden ihtiyar olacak hem de şunu yap bunu yap cennete cehenneme gidesin diyecek. Ne acayip bir şey. Nerede kaldı hakim yani? Nerede olacak hakim? Evet. O zaman bu haşir meydanındaki Ömer hesap şöyle olacak. Verin kaderinizin hesabını mı diyecek? Verin yaptığınızın hesabını mı? Hem ihtiyar bir kademi alacak. Ondan sonra dediğin gibi ondan sonra yaptığın ver hesabı. Ne yaptın ki? Ben yapmadım ki. Ben yoktum ki. Verin kaderinizin hesabı mı var ahirette? Verin yaptığınızın hesabı var. Üçüncü madde de şu. Bir bak ne yapıyor? Usurden gidiyor böyle. Oturta oturta gidiyor. Üçüncü madde ne? Üçüncüsü. Her şeyin biri mülk, diğeri melekut. Yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki cihet vardır. O zaman iki tane kader var. İhtiyari kader var. İradevi kader var. Tamam? Kaza dünyası, kader dünyası. Yani zahir kazadır, realitedir. İç alem mazi ve müstakbel olduğu için kaderdir. Kaza ve kader farklı. Bak biri mülk, biri melekut var. İç alem ya fizik ve metafizik ya. Birisi beden, birisi ruh. Tamam mı abiler? Yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki cihet var diyor. İki cihet varsa iki tane kader var. İhtiyari kader, iradeli kader. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir. Bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Aynenin dış yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinliklerin yaratılışı measini ikmal içindir. Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh bu hususta ehli itizalin çirkin şeylerin halikı Allah'a, çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mal kalmadı. Demek ki üçüncü madde neydi? Biri mülk, diğeri melekut olmak üzere her şeyde iki cihet var. Bir dış, bir iç. Fizikte de öyle. Fizik hem Mustafa bir de metafizik var. Bir beden, bir ruh, bir kelam, bir mana. Her şey de öyle. Tamam dedi. O zaman iki şey varsa mülk ve melekut ahkamlar da farklıdır. Mesela seni doktorlukla misal vereyim. Pistir de büyük ve küçük abdest. Ama doktor diyor ki ben ilmimle 20 küsür sene ilkokulda 20 sene geçiyor değil mi okudunuz? Uzmanlık da düşün. Vallahi sen öksürdün bilmem ne yaptın. Ben içini teşhis edemedim, tespit edemedim. Ne hastalığı var? Ver bana büyük küçük idrarını. Ne yapacaksın ya bu pisi? Doktor der ki senin nazarında pis. Benim nazarımda kargocudur. Batınını zahire taşır. Ya o kadar. Batınını iç alemi dışarıya taşır. Doktor onun lisanını bilir. Ben bilmem. Doktor onun lisanını bilir. Yani oradaki değerlere bakınca o şu var der. Buraya var diyor. Bilmem ne var diyor değil mi? Şu değer bu değer. Biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Zahirde mülk cihetiyle necistir, pistir. Melekut cihetiyle hiç de değildir. Başka bir şeydir. Zahirde şeytandır. Ama Allah nehyeder kötü olur, emreder güzel olur. Batında nedir şeytan? Mudil esmasıdır. Yani ondan sonra altına diyor bazı çirkin şeyler var. Çirkin oldukları için, yaratıldıkları için değil. Güzelin güzelliğini artırmak için. Güzeller arasında ara boşluk yapılıyor ki çirkinlik gibi şeylerle. Güzelin meratibi çıksın diye. Yani şu. Hep bu misal veriyorum çok hoşuma gidiyor. Bir havuz düşünün. 50 metreye 50 metre. Kare şeklinde bir havuz düşünün. Yarım metre su koyun abi Ömer. Koydun mu abi koy. 50 metre 50 metre. Şimdi
O havuzun üzerine plastikleri kaça kaç yapalım? Birebir. Birebir. Bir metre bir metre plastik ve renkli şık versin. Kapalı bir alan olsun. Birebir kare plastikleri suya koyarsak suda batmaz tabii. Gökhan, o artık boşluk olur mu abi yerleştirirsek? Olmaz. 50'ye 50 olunca ne yapar? 250 metrekare mi yapar? Ha, 25 değil mi? 250. Birebir koyduk. Birebir plastikleri koyduk. Dizsek boşluk var mı abi? Yok. Suyu karıştırın alttan. Yani o plastiğin de ışık yanan şekilde olsun. Gece işte kapalı bir spor yüzme havuzu gibi tavana o sabit ışıklar, ama her bir plastiğin de üzerindeki renk farklı lamba olsa tavana bir kere vurur, vurduğu gibi olur. Suyu oynatın, oynar mı abi Fethi abi? Oynamaz. Ama lütfen o havuzun o köşesinden iki tane al. Ortasından biraz daha al. Malim öğretmen adın neydi senin? Abdurrahman. Abdurrahman. İki tane de oradan al. O kaydı oradan alsın. Ben alayım. Yani o havuzdan belirli bir yerlerden alın kapaklar birkaç tane. Suyu çevirirseniz, oynatırsanız onlar değişir mi abi? Değişir. O ara boşluğundan dolayı onlar yer değiştirir. Yer değiştirince lambaları tavana yaptığı şeyler değişir. Manzara değişir yani. Canlılık olur. Ne kadar değişir? İlan nihayet çevirdiğin kadar değişik olur. Yani sonsuza yakın. Sonsuz değil ama sonsuza yakın değişikliğe sebebiyet verir. İşte sırf doğru olsa, yanlış olmasa tek tük, doğrular birbirlerine ekleneceğinden doğru sayısı tek olur. Sabit olur, oynak olmaz. Cennet gibi. Ama arada şeytan gibi yanlışlar konuluyor. Çirkin gibi gözüküyor zerde. Ta ki güzellikleri sabitiyetten kurtarıp farklılıklar olsun bir. Her güzelliğin de meratibi nihayetsiz olsun diye. O cihetle güzelliğin meratiplerini ve çeşitliliğini, bak meratiplerini ve çeşitliliğini ortaya çıkarttığı için o çirkin gibi gözüken şey de güzeldir. Asene külüşen halekahu diyor. 18. sözde. Yani zahirde gözüken çirkinlik gibi aslında çeşitli güzellikleri ve her güzelin meratibi çıksın diye yapılıyor. O havuzu unutmasınız. Araba, ya şuraya bak ya, ara boşluklar var, çocuk düşer bilmem ne yapar. Su bazen çat çat. Ama donukluktan çıkarttı o tavandaki o renk. Ne oldu şimdi, ne oldu ama? Ne kadar güzel oldu, farklılık oldu. Mavi. Taşlarla ilgili bir şey de var değil mi? Heh. Gelişi güzel de bahçe değilse o çirkin. Aynen işte. Mesela o ustadı ne işte? Bahçe çok güzel bir bahçe var. Hakikaten Kadıköy Belediyesi yapmış şeyin, limanın yanında. Gitmiş uyduruk muyduruk taşlar koymuş. Bir de su oradan şey yapmış böyle. Akıtıyor. Nizam o kadar, yani ne kadar nizamsız taş koysa, ne kadar anlamsız bir şey koyabilse bahçeye, bahçenin güzelliği o kadar artıyor. Kıyas oluyor çünkü Osman. Anladın mı? Onlar da güzelmiş oluyor. O zaman nedir? Güzelin güzelliğini bir, farklı güzellik mertebesini çıkarttığı için o çirkin gözüken bir şey dahi melekut cihetiyle çok güzel. İyi ki o var. Ya. Aslında pek şöyle bir kavram çıkıyor mu? Yani şimdi dedik ya, pislikteki güzelliği görme ilmi olmayan pisliğe pis diyor, kötü diyor. Ama normalde şey, ilmi olan ona güzel diyor yani. Evet. Peki biz başımıza gelen kötü şeylerde bu keşke gelmeseydi, kötü oldu, çirkin oldu diyorsak o nokta cahil olduğumuzdandır. Evet, ilim ile bilgi farklıdır. İlim arkadaşlar, tasdik denilen bir ilimdir. Aklın 33 mertebesini geçtikten sonra tasdik olursa ilimdir. Yoksa onun hakkında bilgi, onun varlığına tanıklık, şahitlik yapmaktır. Anlamak demek kendimizde uyanmaktır. Yani bilgi onu varlığında haberdardır. İlim ise seni yapılandırandır. Onun için biz çirkin dediğimiz zaman ilim değildir daha o. O bilgidir. Ne ustad şey yapıyorsun, çıkartıyorsun orada? Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Ben Vesvese Risalesi'nin değil ilmini ezberledim ben. Niye hala vesvesen var? Çünkü senin vesvese bilgin var, malumatın var. O ilme dönüşmemiş. İlim onu tard eder. İlim olsaydı tard ederdi. İlim nedir? Kafamızda tasavvur var. Tasavvurda tahayyül ilk mertebe.
şekillendiririz. Sonra tasavvur gelir. Tasavvurda bilgi, malumatlar var. Bilgi var bak. Sonra o bilgiler aklın 33 mertebesinden geçer, akli olur. O akıldan 33 mertebeden geçerken vahiy onu tanımlarsa, vahiy ışığında anlam kazanırsa o akli mertebesi tasdikte ilim olur. İlle vahiy geçirmesi lazım ki ilim olsun. Usta diyor ki onların ilim dedikleri cehalettir diyor, ilim değildir diyor. Daha hayvandan daha aşağı indiriyor. Kelenamı benim adam. Ama çok iyi tıp biliyor. İlim değildir o diyor. Malumattır, bilgilerdir. Bak çok acayip ya tanım, Risale'deki tanımlar bildiğin tak tak oturuyor. Demek ki birincisi neydi? Tesir hakiki Allah'ındır. İkincisi Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Üç, her şeyin bir mülk, bir melekut, bir dış, bir de iç tarafı vardır dedi. Dördüncüsü, güzel gidiyor değil mi? Sıkıntı yok. He? Şey yapın, böyle sıkıntı olursa, böyle şuraya biraz daha değişik misaller derseniz yaparım. Bunlar zifti derstir yani. Çünkü niye? Harici anlatmıyor, sensin. Yani insan mesela matematik gibidir, kader gibidir. Yani seni tanımlıyor. Ben şu misali de vereyim, çok hoşuma gidiyor. Misal değil de. Kader Risalesini biliyorsunuz. Kaçıncı Risale? 26. 26. sözde kaderi anlatıyor. Şundan bundan. Bir zehir var, zehir. O şey, Şaban nedir o zehir? Hatırladın mı? Zehirde ne var? Dört hatve. Ne, Ömer neyi anlatıyor dört hatvede? İnsanı anlatıyor değil mi? Yani kaderin sonunda kaderin tamamlama zehir. Yani hani balı yapar arı da üzerine mumyalar ya. Kaderin zehri de böyle bir şey. Kaderin dört tane sonunda zehir var. Kaderle hiç alakası var mı? İnsan nefusisini anlatıyor. Farkında mısın? Yani kader ilmi cihetini birinci, o mepasta anlatıyor, bir ikinci mepasta. Zeylini de ona, onunla yapılanan insanın halet rüyesini anlatıyor. Siz mi Allah'ı unuttunuz diyor. Allah'ın bak, Allah da sizi size unutturdu diyor. Bak şimdi. Ondan sonra nefsin yapısını anlatıyor. O kaderde ne işi var bunun? Beş tane iman esası ile yapılanan insanın halet rüyesini tanımlayandır. O kader ise, kader de odur. Kader insan kendi iç ve dış dünyasını tanımlamış halidir. Zaten imanı olmayanın kaderden dem vurması da yoktur diyor. Dördüncüsünü okuyorum. Mesela darp ve katle terettüp eden elem ve ölüm gibi hasili bir mastar ile tabir edilen şey mahluk ve sabit olmakla beraber camittir. İlmi safta malumdur ki camitlerden ismi fail gibi sıfatlar yapılamaz. Ancak kesbi nisbi itibari olan manayı mastariden yapılabilir. Öyleyse ölümün halkı kat değildir. Öyleyse ehli itizalin hatalarına hata nazarı bakmalıdır. Mesela mastar ne? Vurmak. Bu mastardır. Vurmak. Ama vurdum. Yani bu mastardan hasıl olan sonuç. Vurdum ben, vurdun sen diyor. Tamam mı? Şimdi adam adamı vurdu. Kader midir? Yani kader midir? Adamı kesbi midir? Diyor ki vurmak. Bu mastardır diyor. Vurmak. Bunun vücudu yok. Ama ses çıktı. Vurdum. Vurdum deyince vurmak değil. Vurdum ben. Vurdum meme. Vurdum. Vurdun. Ne oldu? Bu ismi fail oldu. Ben yaptım yani. Kader mastar gibidir. İsmi fail insanın ihtiyaridir yani. Yani evet, bu eli kaldırtan Allah'tır kısacası. Buraya da vurdurtan Allah'tır. Ses çıkartan da Allah'tır. Ama hep bunları isteyen benim. İstek. Vurmak mastar. Ondan sonra bu ismi fail gibi sıfatlar yapılamaz. Nasıl yapalım? Vurmak. İsmi fail nasıl yapılacak? Kim vurdu? Kimse yok ki ortada. Çekiç abi camittir. Çekiç fail olamaz. Nasıl fail olacak? Onun fail birisi eline alıp... Vurması lazım. Vurması. Çok güzel. Çekiç. Camittir. Çekiç.
Birisi böyle vurması lazım. Bıçak kesmez el keser. Gibi. Mesela şu. Mermi patladı. Adamı gitti vurdu. Ama o merminin gitmesi, barutun yanması, o tüfek düzeneği hep insanın dışında olan hadise. Ama onu, o sistemi aktif edip tetiği çeken insanın kendisi. Mesela orada benim kafam şey. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ne zaman devreye giriyor ki? Çünkü orada, o anda o geriye dönebilir diyor ya. Geri dönmediğin vücudu harcaya çıkıp da kudret temas edip de vücudu harcaya çıktığı nokta neresi? Çok güzel. Geriye dönebiliyor çünkü. Ha, şimdi o kader risalesinde yazıyor. 26. sözde diyor ki. Mesela meylettik. Çok acayip bir şey. Meylettiğimiz kişi diyor. Cebri'yi darmadağın ediyor burada. Cebri'yi. Diyor ki bizim diyor methalimiz yoktur diyor, Allah yapıyor. O zaman bizim eylemimiz de Allah yapıyorsa. Biz bir şeyi meylediyoruz. Hemen oluyor mu? Olmuyor. Geri dönmüyor muyuz? Niyet ediyoruz abi. Adam öldürmeye gidecektik. Öldürmüyoruz. Tam içimden bir şey geçti. Sana demem lazım. Ağzının payını verme. Demiyor. Eğer kişi fiilini halik olsaydı meylettiği anda olması lazımdı ki geri dönemezsin. Orada geri dönüyor. Ha, o zaman eğer ben niyet ettiğim halde geri dönebiliyorsam niyetim kendisi fail değil. Birisi onu vücut hariciye çıkartacak. Yani ben işte Cenab-ı Hakk'ın kudreti ne zaman devreye giriyor? Çünkü orada geriye dönüyorsun ya, daha kudret taalluk etmemiş. Daha kudret taalluk etmemiş. Orada kudret hangi noktada taalluk ediyor ki vücut hariciye çıkıyor fiil? İlleti tame olması için kudret taalluk edince illeti tame girer diyor üstündeki satırda. İlleti tame nedir? İlmi kelama göre söyleyeyim, lügatı okuyanlar için. İlle-i failiye, Allah lazım. İlle-i gaye, ille-i maddiye, ille-i suriye. Yani bu düzenek olması lazım. O kader-i sahnesinde illeti tame olacak ki kudret devreye gitsin. İlleti tame olmasa ilmi vücut olur. İlmi vücut, mesela karpuz çekirdeğindeki program ilmi vücuttur. Buna kudret taalluk ederse karpuz olur. O illet-i tame, lüzum, vücub, zaruret olursa kudret devreye giriyor, geri dönemiyorsun. Burada şunu anlatıyor Abdurrahman oradaki durum. Yani insan kişinin fiilinin haliki değildir. Eğer halik olsaydı niyet ettiği anda hemen insan niyet ettiği halde geri dönebiliyorsa o niyet ettiği kudret taalluk etmemiş. O zaman kişi fiilini halikı değil. Birisi onu onaylarsa mahluk olur. Benim niyetimi birisi onaylayacak. Onaylanması için şu lazım. İhtiyarınla ve iradenle tercih edeceksin. Tamam, bu tercih edeceksin. Senin irade-i cüz'i Allah'ın irade-i külliyesine mesajı veriyor o anda. Mesela elimi kaldırmak istiyorum. Ben istiyorum. Allah'ın ilim, irade, kudreti üçü bir araya gelirse, ilim, irade, kudreti bir araya gelirse, ben kaldırmak istiyorum, istemek, irade ediyorum, kendimce bir malumatlarım var. Niye kaldırmak istiyorum? İlim. Kaldırmak istiyorum, irade. Allah'ın ilmi, iradesi aktif. Vücut olabilmesi için, mahluk olması için bu meyle kudret taalluk etmesi lazım. İlim, irade. Kudretle taalluk etti mi elimi kaldırıyor. O elimi kaldır, kudret taalluk etti mi ben daha geri alamam. Yani elimi kaldırdıktan sonra kaldırmamış haline dönebilir mi? Dönemez. Bitmiş o. Hayır, peki felçliler mesela... Ne zaman devreye giriyor? Felçliler öyle. Kudret taalluk etmediği durumlarda. Kudret. Allah kaina zatıyla yok. İlmi, iradesi, kudretiyle var. Allah'ın irade ve iradesi giriyor devreye. Ben istiyorum, istemek. Niçin istiyorum? Bir sürü gerekçelerim var. İlim, istemem. İrade, Allah'ın ilmi iradesini de aktif ettim. Kudreti aktif olması lazım ki olsun. Kaldırdım o zaman. Aha, o zaman kaldırınca Allah'ın kudreti aktif oldu. Allah'ın kudreti aktif olunca aktif olmamış eski haline getiremem. Çünkü Allah kudreti aktif etti. Daha dönemez. Burada şeyi anlatmaya çalışıyor ona. Bir şey lüzum, vücub, zaret olmadıkça illeti tamme var ya, illeti tamme. Bu üç tane şeyi tahakkuk ederse lüzum, vücub, zaret. Yani ilim, irade, kudret demek. İlim, irade, kudreti
üçü bir araya geldi mi ister istemez o ilmi vücut veya o meyil, o istek vücudu hariciye çıkar. Senin artık olmamış haline dönemezsin. Bir de şu hepimizde oluyor. Konuşurken mesela bazen insanda hemen şey oluyor. Bir şey %100 söylemek istediğin halde o anda birden unutuyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Gelmiyor. Bu da Cenab-ı Allah'ın iradesi tam evet, etmediği yani, için değil mi? Etmedi. Ya. Arkadaşlar bir şey vücudu, vücudu ilmi ne demek? Vücudu ilmi, irade ilim var, kudret taluk etmemiş. Yazılım. Çekirdeğin vücudu, ağacın yazılımı ilmi vücuttur der. İlmi vücut. Ne zaman bir şey mahluk olur? İlmi vücuda kudret taluk ederse mahluk olur. Peki üçü bir araya olunca ne denilir? İlleti tamme olur. Yani onun vücudu zaruri olur. Nedir onlar da? İlim, irade, kudreti anlamlandıran bizim iç alemimizde lüzum, vücut, zaruret. Cüz-i iradenin sarfı diyebilir miyiz? Yani üçünü böyle şey yapıyor. Cüz-i irade ile ihtiyarın beraber cemidir. Peki her irade, her ihtiyar ettiğimiz şey de vücuda gelmiyor. Çok şey irade ediyoruz olmuyor. Çünkü niye? Allah'ın kudreti taluk etmiyor. Allah'ın kudreti taluk etmedikçe ilmi vücut veya meyiller, istekler vücud hariciye çıkıp mahluk olamazlar. İlla Allah'ın kudreti lazım. Şaban kardeş unuttum. Onaylaması diye. Lazım. Arslan kardeş unuttum diye. Peki unutturan kim? Orada, evet. O da nisyan vesaire. Yani o Abdurrahman şeyi soruyor. İlginç bir soru. Bizim meylimize, iştahımıza, arzumuza, yapmak istediğimiz her şey olmuyor. Peki ne olması lazım ki her istediğim olsun? Kudret taluk etmesi lazım ki mahluk olsun. Kudret taluk etmediği şeye ilmi vücut denilir. Kudret taluk ettiği her şeye mahluk denilir. O zaman insanın kalbindeki meyli, Serdar, kalbinde meyli var, istek var. Oluyor mu? Olmuyor hepsi. Niye? Ama ilmidir bu, vücudu var. Yani bize göre bir anlamı var, bir de irade ediyoruz. Ne yaptı? Allah'ın ilmi ve iradesi tamam. Vücuda nasıl çıkacak? Allah onu kudretiyle halk edecek. Kudret taluk etmedi mi? Olmuyor. Eğer kudret taluk etti mi geri gelemezsin der. Sözlerde. Malem yücet. Yücet diyor değil mi? Hatırladınız. Şimdi biraz da gideyim. Çekiç. Çekiç şey dedi. Camitlerden de ismi fail sıfatlarda yapılamaz. Çekiç vuran, çakan olamaz ki. Çekiç vurulan bir şeydir. Kullanılan bir şeydir aslında. Çekiç. Ancak diyor o çekici kesbi, nisbi itibari olan mane-i masdariden yapabilir. Öyleyse ölümün halkı katil değildir. Mesela ölümün halk edilmesi katil değil. Yani Allah ölümü yaratıyor. O zaman katildir. Bu kadar insanları öldürüyor. Hayır. Niçin? Ehl-i İtizal demiş ki yani dolayısıyla ölümü diyor Allah yapmıyor. İnsan kendi ihtiyarıyla bu ölüme sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Allah güya tenzih edecek. Oysa ona sebebiyet veren insanın kendi ihtiyar ve iradesidir. Beşincisi. İnsanın kat gibi, katil gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri kat, adamı tüfeği vuruyor. Zahiri ve ihtiyarı olan, zahir dedik ya hani ihtiyar zahiridir. İşte burada da öyle diyor. İnsan kat gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri nefsin meylanına intiha eder. Yani oraya dayanır. Cüz-i ihtiyari denilen şu nefsi meylanı üzerine münazara devam eder. Çünkü cüz-i ihtiyarı hazır zamanda olduğu için katilin unvanı ihtiyarın oluyor. Ama o ihtiyardan önce irade etmesi lazım. Mesuliyet oradan alır. İradeden alıyor. Mesela şöyle diyeyim. Deli bir şeyler yapmaz mı? Yapıyor değil mi? Anana diyor, anama demiyor. Bilmem ne yapıyor. Mesul değildir. Neyle yapıyor bunu? İhtiyarıyla yapıyor. Her eylem yapmaması lazım yapıyor. İrade yok. İrade yok. Başka örnek vereyim. Arı gider taşa, ağaca konmaz, çiçeğe konar. Bu da bir tercih değil mi? Peki kedi gider ete gider,
ekmeğe gitmez. Bu da bir tercih değil mi? İradeyle mi yapıyor? Hayır. İradeyle yapsaydı vicdaniyat olacaktı. İrade vicdanidir. Peki bunları neyle yapıyorlar? İhtiyar ile yapıyorlar. İnsanın da dış dünyadaki bu tercihleri ihtiyar ile yapıyor ama onun arkasındaki müessir insanın iradesidir. Yani meyilleri, arzuları, istekleri vücudu yok. İhtiyaridir diyor. Şey midir Hasan abi? He. İtibaridirler. Meydanın üzerinde birisi akı tarafta değil üzerinde mi? Akı tarafta tasarruf ediyor. Meydanın üzerinde. Evet. Yüzünü farklı tarafa çevirebiliyor. Ya da o meydanın dediğini yapıyor. Kimdir o arka tarafta? Tasarruf eden. Arka tarafta harika işte. Mesela meydanın yerini bilirsek arka tarafı da biliriz. Meylan kaptedir. Ustad öyle diyor. Meylanlar kapten meylan. Kalbin arkasında kim var? Ruh var. Peki daha arkasına gidelim. Bak bir arkasına geçti meylan. Meylan kaptedir. Ustad diyor ki kapten meylanlar kapte meylanlar çıkarsa çık. O ruh nedir? Ruh kalbin de arkasındadır. Daha canlı. Peki ruh da nedir? 27. sayfa sözlerde. O da bir alettir. İnsana verilen bir emanettir. Kim o? Ene. Dağ arkası. Dağ arkası onun için gittim. Ama direkt o soru sorsan ruhtur diyeceğiz. Orada bırakmadım. Ruhu da aktif eden kim? Ene'dir. Ene de sana verilmiş diyor. Peki ene sana verilmişse ene zaten yoktu. Yok varlıktı. Ben olan ben. Ad devreler bilir diyor. Fakat bu emanettir ene. Yani insana tamamen temellik etse şirk olur. Ama orada ad devreler bilir diyor. Hangisini? Meydandaki tasarruf diyor. Ad devreler bilir. Burada ene ise insana tamamen temellik edilemez Hasan abi. Onun daha arkası da var. Onu götüreceğim. Şimdi meylan ve tasarruf. Oradaki Eşari ve Maturidi Hazretleri. Ustad Eşari değil de Maturidi'yi de şey yapıyor. Tamam mı? Ne yapıyor? O meylan kendisinin vücut haricisi yoktur diyor bir tanesi. Bir tanesi var diyor. Ama oradaki tasarruf onun bir arkasına geçiyor. Tasarruf. Tamam mı? Fark etmez. Meylanla tasarruf. İkisi de bir kalptedir. Kalptedir. Ama bu abde verilir. Abden çıkıyor. Bir tanesine göre meylan, bir tanesine göre tasarruf. Fark etmez. Aynı şeye farklı isim demişler mertebeden. Birisi 5. kattan bakıyor, birisi 10. kattan bakınca. Ama neticede ikisi de abde verilmeyen şeyler var ya. Onun o meylan veya tasarruf sanki şurada yukarıda bir söyledi. Nisbi ve itibari diller bunlar. Daha arkası olduğu için vücu harici yoktur bunların. Ha o tasarruf veya meylanı ortaya çıkartan da arkada bir yapı olacak. O da Vahidi kıyasının şeyi ruhtaki hasıl latifeler da arkası ruhtur. Bu meylan ve tasarruf kalbe ait sıfattır. Ona hükmeden da arkası ruhtur. Da arkası enedir. Ene de sana verilmişse sırrı insanı var. Sırrı insanı nedir? 9. sayfada kitap okuyanlar için söylüyorum. Bunu hayalen, tefekkürle takip etmeniz zor da tahta olsaydı çizerdim. Sırrı insanı şudur. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın derken 9. sayfa şu alarda Cenab-ı Hak taayyün ve teşahhus etmiş. O taayyün ve teşahhus etmiş şeye, mekansız mekan diyeyim işte şeye, taayyün ve teşahhusa İnsan tarafına sırrı insanı denilir. O sırrı insanı yani Cenab-ı Hakk'ın taayyün ve teşahhusun adıdır. Sırrı insanı. O eneyi alıyor. Dağ arkasına gittim. Yukarıdan aşağıya gidiyorum da Allah taayyün ve teşahhus etmiş. Sırrı insanı ene, ruh, kalp, dur orada kalpte. Meyla ve tasarruf. Ona çık dışarıya meylede irade, çık dışarı ihtiyar, çık dışarı fiil. Böyle gider. Ha? Kaç dakika oldu? Bir saat. Bir saat oldu mu? Bir şey anladık mı? Bugün güzel geçti abi. He? Bugün güzel geçti. Ya o zaman şu cümleyi bitireyim cümleyi. İnsanın kat gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri nefsin meylanına intiha eder. Cüz-i ihtiyarı denilen şu nefsi
şu nefs meylan üzerine münazaralar devam eder. Çünkü bunun üzerine o kadar tarif yapmışlar ki biliyorsunuz iki tane ehl-i sünnet ve cemaatin diğer Cebriye ve Mutezile'nin de bir itikat şeyi var ama fazla tesir olmamış. İki tane itikat var. Bir neydi? Eşari. Maturidi Hazretleri. Bir meylan, birisi de meylana vücudu harici vermiş, ötekisi vermemiş. Vücudu yoksa diyor, arkasında bir tasarruf var diyor. Fark etmez ikisinde tasarruf ve meylan. Onun arkasında insanın ruhu var. O ruhun arkasında insanın enesi var. Onun arkasında noktanın takkesi var. Sırrı insani. İnsanın kendisi değil, insanın arkasında mekansız mekan, vücutsuz vücut, varlıksız varlık. Ne diyorsun? Ustadın dediğini söyleyeyim şu anlar 9 sayfada. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilende ortaya çıkan taayyün ve teşahhustur. Lugatta olmaz o. Lugat verilmez taayyün ve teşahhus. Taayyün, Allah'ın taayyün ve teşahhus etmiş durumuma sırrı insani deniliyor. Ona ele verilmiş. O benliktir. O da ruhu kullanıyor. Ruh direksiyonunu. Ruh da kalbi kullanıyor. Kalp de vicdanı kullanıyor. Kalp iki şey kullanıyor. Bir ayak debriyaj yani vicdan. Bir ayak fren diyelim. Veya gaz. İşte dima ve vicdan. Dima ve vicdan kalbin iki ayağı. Kalbin arkasında, ruhun arkasında, enen arkasında sırrı insani, insan değil bu. Sır bu, Allah'ın sırrı. Nedir o? Taayyum ve teşahhus. O nedir? Bilmiyoruz. Bilinmeyecektir. Allah Resulü'nün tabiriyle en iyi yine kendini bilecek yine sensin. Bizim için ama. İşte bazı el istiratlar hak. Orada demiş. Vâhir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha temassalat.